Şanlıurfa Adalet Sarayı'nda adalet mücadelemiz annemle birlikte 600. güne giriyor. Burada Şanlıurfa'da dağımızla ilgili en büyük hukuksuzluk burada başladı. Evet, son süreçle ilgili dağımızla ilgili hasenat davasıyla ilgili hukuki adımlar atılıyor. Bir iddianame hazırlandı. İddianame cuma günü hazırlandı. Pazartesi günü avukatlarımızla beraber adliye girdiğimizde hazırlanan iddianame güvenlik gerekçesiyle Adalet Bakanlığı'na gönderilmiş. Başka yerde bir mahkeme yapılsın diye. Biz haklıyız. Davamızı dünya takip ediyor. Şanlıurfa Adliyesi önünde de başsavcılık tarafından her zaman bu nöbetimizi engellemek için türlü yöntemler deniyor. En son yöntem de bu şu an arkamızda bulunan nasıl diyeyim bir hayvan pazarında değiliz. Şanlıurfa Adliyesi'nin önündeyiz ve adalet köşemizde araçlar park ediliyor. Araçların park edilmesi yetmedi. Bu sefer de atlar getirilmiş. Atlar da buraya pisleyecek ve biz de herhalde nöbet yerinden uzaklaşacağız şeklinde savcının gayesi vardır. Savcıların ya da Şanlıurfa Valisi'nin bütün çabaları adliye önünden bizi uzaklaştırmaktır. Biz ilk adaletsizlik burada olduğu için dava dosyası farklı şehirlere gitse de nöbet yerimiz, adalet mücadelemiz Şanlıurfa Adalet Sarayı'nın önü olacak. Ve biz buradan adalet sağlanana kadar ayrılmayacağız. Bugün de önemli bir gelişme yaşandı. AKP içinde dönemin Tarım Bakanı, hastane katliamın tanığı olan Ahmet Eşref Fakıbaba vekil hem vekilliğinden hem de partisinden istifa etti. Bu olayın tanığıdır. Fakıbaba'nın partisinden istifa etmesinin bir sebebi de hastane olayın tanığıdır. Bu konuda büyük bir vicdan azabı çektiğini dile getirdi. Biz Fakıbaba ile helalleşmeye hazırız.